Merhaba sevgili İnoyası severler. İnoyası'nın en baştan nasıl yapıldığını anlatan videolarımıza bugün pırpır modeliyle devam edeceğiz. Daha önce düğün ve zürafanın nasıl yapıldığını sizlere göstermiştim. Şimdi zürafadan sonra gelen pırpır yapımını anlatacağım. Takipte kalmanız için abone olun. Pırpır hemen hemen her türlü İnoyas modelinde kullanılır. İsterseniz süs olarak, yani böylece sadece bir tülbentin kenarını pırpır yaparak kullanabilirsiniz. Ya da modellerinizin arasında çim olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen pırpırın nasıl yapıldığına geçelim. Bunun için İnoyas'ın en önemli tekniği olan zürafa ile başlıyorum. Altta kalan ipimi burada tuttum. İğneyi ipin altından geçirip ipi iğneye iki kez doladım ve çektim. Şimdi zürafam bir tane yapıyorum. Şimdi bu zürafanın içine geri döneceğim. O yüzden ben şöyle bu şekilde buradaki ipi iğnenin üstüne getiriyorum. İğneyi alttan zürafanın içinden batıyorum. Ve hemen ipi iğneye doluyorum. Zürafanın tam ortasına getirip bu şekilde sıkıştırdım ve zürafanın içine geri dönmüş oldum. Şimdi tekrar aynı zürafanın içinden batırıyorum iğnemi. Aynı zürafaya benziyor zaten pırpırda. İğneyi ipimi doladım ve bu ipi bu şekilde parmağımla şöyle ayarlayıp uzun bir şekilde bırakıp düğümüme atıyorum. Bu şekilde ilk pırpırımızı yaptık. Hemen aynı zürafanın içinden tekrar batıyorum. Bir pırpır daha yapacağım. Şöyle iğneme ipi doladım. Ve şurada kalan ipi böyle parmağımla tutuyorum. Düğümü çekiyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane daha yapacağım. Zürafanın içinden iğneme bastım. İpi iğneye doladım. Şurada kalan ipi bu şekilde tutuyorum. Ve düğümümü atıyorum. Bu şekilde pırpır modeli de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit ve çok güzel. Şimdi hemen yanından şöyle iki tane zürafa yapayım. Bir tane daha yapıp onun içine pırpır yapalım tekrardan. Şimdi nasıl geri dönüyordu? Buradaki ipi böyle çekiyorum. İğnenin üstünde olacak şekilde iğneyi zürafanın içine batıyorum. Bu ipi iğneme doluyorum. Ve zürafanın içine geri dönüşümü yapıyorum. Bu şekilde. Aynı zürafa gibi fakat pırpırlarda ipi biraz daha geniş tutuyoruz. Şöyle parmağımızla tutuyoruz. Ve düğümü sıkılaştırıyoruz. Bir tane daha.
Her zürafanın içine üçlü pırpır yapmış olduk. Şurada kalan ipi parmağımla tutuyorum ve düğmemi çekiyorum. İşte bu şekilde. Bu da pırpır yapımı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Şu geri dönüşü tekrar göstereyim. İpin altından geçiriyorum iğnemi. Zürafaya batıyorum. İğnemi ipi dolayıp çekiyorum. Ve geri döndüm. Pırpır içinde tekrar zürafanın içine batıyorum. İğneyi ipi dolayıp ipi şöyle biraz volanlı tutup sıkıştırıyorum. Bu şekilde pırpır yapımı. İğne oyası öğrenmek isteyenler ilk başta zürafayı ve pırpırı iyice tekrar tekrar yaparak ellerini alıştırması gerekiyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Takipte kalmanız için abone olun.